Savcı Selim Kiraz, şehit savcımızın babası konuşuyor. Elini kolunu ağzını bağlıyor, silahın şakasına da, şakağına dayıyor ve kendi çalıştığı bilgisayarı ile bütün dünyaya canlı yayın yapıyor. Kız da bunu görünce, biz hepimiz zannederiz ki bizim babamız, biz küçükken öyle zannederdik. Herkese gücü yetiyor. Babamızın gücü herkese yeter. Oysa bir baktım torun geldi. Şöyle kartal pençesi gibi elini benim dizimin üzerine koydu. Dede kalk dedi. Hayırdır dedim kızım. Tabii biliyorum konuyu. Babamla ilgili çok kötü bir şey var dedi televizyonda. Lütfen müdahale et dedi. Ama çok kötü diyor. Yok kızım bir şey olmaz. Hayır çok kötü. Tabii o an için çaresizsin. Bir şey yapamıyorsun. Bu arada baktım eşim geldi. Ya insanın en çok mahcup olduğu bir an. Eşiniz size bakıyor, siz eşinize bakıyorsunuz. Senden bir şey yapmanı bekliyor ama yapamıyorsunuz. Ne yapacağız? Orada dedik, Allah Allah bu acaba bizim şahsımıza karşı mı? Sayın Başsavcımız buyurduğu gibi baktık ki bizimle ilgili değil. Devlete yapılan bir saldırı. Madem ki bu devlete bu saldırı yapıyorsa biz zaten bu saldırının tarafıyız. Eğer bizim canımıza gerek duyuluyorsa canını sakınan namerttir dedim. Gel hanım biz Allah'a teslim olalım. O an için inanır mısınız Sayın Bakanım dua ettim. Ya Rabbi dedim aklımı ve imanımı başımdan alma. Biz yanlış bir şey yapmayalım. Bir oğlumuz var varsın gitsin önemli değil. Eğer bu devlet uğruna ise bir tane oğlan değil bin tane oğlumuz da olsa feda olsun dedim. Hanım gel dedim biz teslim olalım. Hanım da şöyle döndü gözümün içine baktı çaresiz çaresiz. Anne yüreği dayanamıyorsun. Öyle mi dedi öyle. Dedim bizimle ilgili değil bu devletle ilgili. Ya Rabbim sen verirken bana sormamıştın. Alırken de benden soracak değilsin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ama sana diyorum ki bu oğlan gitti dedim. Benim de içimden bir şeyler kopuyor. Benim de içimden böyle bir şeyler kopuyor. Yüreğim kaynıyor. Bir şey de diyemiyorum. Neyse oturduk, bekledik. Gidiyorlar, geliyorlar. Bir ara bir haber geldi. Dediler ki aracı arıyorlar. Devletle pazarlık yapacaklar. Sonra geldiler dediler ki aracı telefonunu kapatmış gitmiş. Evet değerli izleyiciler, Savcı Selim Kiraz'ı bir kez daha rahmetli analım. 31 Mart 2015'te bundan 7 sene önce DHKPC'li teröristler tarafından maalesef Çağlayan Adliyesi'nde şehit edilmişti. DHKPC üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol isimli iki terörist tarafından. Değerli izleyiciler, burada da biyografisini koyduk. Şehadetin üzerinden 7 yıl geçti. Allah rahmet eylesin diyelim. 2014'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi. Daha önce de Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye'de görev yaptı. Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapmıştı diyor. 69 doğumluydu. Siirt'te dünyaya gelmişti. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet dileyelim Savcı Selim Kiraz'ın.